Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Biraz geç oldu ama Şöyle şöyle yapalım. Bir düzenleme yapalım. Özelleştirme Evet değerli dostlar katıl üyeliklerini yaparak canlı yayına yön verebilir, analiz taleplerimizi iletebiliriz. Umarım e, iyisinizdir diyeceğim ama tabi piyasalar tabi hisse senetten anlamında sıkıntılar var. E, bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir konsolidasyon süreci oluşacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki günlerde XU100 diyelim mesela biz üst tarafına şöyle baktığımız zaman dolar bazlı görüntü üzerinden şöyle gitmek istiyorum hemen USD bazlı görüntümüzü alalım. Ya kısa vade düşünmeyenlerin burada rahatlıkla güzel sonuçlar elde edeceği günlerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimizi alalım. Grafik görüntümüzü sıfırlayalım. Şimdi buradaki görüntümüz bizim e, dolar bazlı endeks grafiğimiz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman dolar bazlı endeks grafiğimizde yani bizi bekleyen büyük bir çanak yapısı var aslında. Yani büyük bir çanak yapısı var. E, bu noktada çok böyle karamsar olmayın derim. Daha önceki tepe noktasından şuradaki noktadan geri döndük. Şimdi tekrar böyle sindire, sindire bu endeks buradaki çanağını tekrar oluşturacaktır yukarı yönlü. Küçük küçük böyle olumlu haberler yine bizi ayakta tutmaya çalışıyor. Burada trend salınımında baktığımız zaman dolar bazlı grafiğimizde çok böyle anormal göreceğimiz bir yapı yok aslında. Kısa vade düşünmeyenler için bunu söylüyorum. Yani kısa vade düşünmeyenler için aslında buralar her daim bir alım fırsatı olarak görülmeli. Görülmüştür bu tarz düşüşler, geri çekilmeler. Şimdi buradaki yapı devam ediyor. Herhangi bir bozulmamız yok. Destek direnç, destek direnç şeklinde bakınız devam ediyoruz arkadaşlar. Bakınız destekten dirence, destek direnç, destek direnç. Tekrar geldik. Ufak bir konsolidasyon yapıp tekrar yukarı doğru yol alma potansiyelin ben yüksek olduğunu düşünüyorum burada. Yani herhangi bir kırılım, böyle aşağı yönlü çok hacimli sert kırılımlar veya da dünya konjektöründe çok anormal yapılar olmadığı müddetçe biz süz tarafında e, buradan tekrar hareketin başlama ihtimali var diyebiliriz arkadaşlar. Yani elindeki hisseleri en zirvelerden, en tepelerden satmayıp buralarda satmaya kalkanlar muhtemelen pişman olacaklardır diye düşünüyorum. Evet bu benim düşüncem. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kısa vade düşünmeyin. Orta uzun soluklu düşünün. Ee, yani burada endeks. Bakın pozitif haberler geldi. Ne bileyim not in, not konusunda olsun. Veyahut da ne bileyim FED kararı. İşte bizde de faiz kararları açıklaması vesaire gelecek. Yani bir şekilde burada konsolidasyonu sağlayıp. bakın şuradaki kısım kaç arkadaşlar? 266-267 dolar. Yani daha önce dedik mesela şuradaki tepe oluştuğu zaman. Bu ilk tepemiz bakınız. Bu tepe oluştuğunda ikinci tepe kırılamazsa burada oyuna girmeyin diye uyarımızı yaptık. Çünkü bariz bir ikili tepeydi. Daha önce bakın şurada bir ikili tepe görüntüsünü yaptı. Yani bütün bunlar aslında bir sinyaldi. Ee, yani buradaki ikili tepeyi görüp burada oyuna girmemek gerekirdi. Uyardık mı? Geçmiş videolarımızda bakın bunu göreceksiniz. Yani şöyle bir e, yükselen takoz görüntüsü mevcut burada fake hareket olarak burayı alıyoruz. Daha sonra bakınız kırıldı ve satış devam etti. Şimdi buralarda artık 266-67 dolar bantları e, biz yüz tarafında destek noktamız. Bitcoin'e bakalım şimdi bir de BTC, USDT diyelim. Bitcoin tarafındaki görüntüyü alalım. Evet. Bitcoin tarafına baktığımız zaman şimdi burada artık e, tepe noktasının arkadaşlar bakın şu şekilde artık Tekrar test edileceği bir noktaya geliyoruz artık e, dikkatli olalım. Bakın buradan red yersek sıkıntı yaşayabiliriz. Kısa da baktığımızda şu şekilde bir kırılım geldi mi? Evet. Bugün itibariyle çizgi grafik bazında baktığımız zaman biz Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir kırılımı gördük ama e, kalıcı olması için bir kaç gün daha burayı gözlemlemek lazım Bitcoin tarafında. Evet. Çünkü buradan red yediğimiz zaman tıkır tıkır aşağı doğru sallanabiliriz. Bu ihtimal var mı? Var. Evet. Bitcoin tarafında artık oyuna yeni girmek isteyenler böyle 68 binlerin üzerinde kapanışları görmediği müddetçe 68 bin üzerinde arkadaşlar kapanışlar gelmediği müddetçe artık yeni girişler çok sağlıklı olmayabilir diye düşünüyorum. 68 bin direnci ve buradaki kırmızı bant bakınız kaç olur ortalama böyle 68.300'ler falan. Aşıldığı takdirde de hızlı bir şekilde yine yol alabilir Bitcoin tarafı. Çünkü burada büyük bir bayrak görüntüsü var arkadaşlar. Onu daha önce anlatmıştık sizlere ama bunun için tabii bayrağın kırılım noktası bizim için önemli. Yani bu kırılımı görmediğimiz müddetçe ne olur burada? Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın şöyle net bir bayrak görüntümüz Bitcoin tarafında mevcut konumda diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bitcoin'in tablosu bu şekilde. Ee, devam edelim. Hemen notlarımızı da alalım. Bitcoin endekstedik. dedik. Şimdi hisselerden de bahsedeceğiz. XU100 BTC Evet. Şimdi kriptolarda da gerçekten güzel hareketler var. Ee, yani bunu altcoinler anlamında söylüyorum. Jasmi mesela. USDT diyelim. Evet, J's kayboldu. Jasmi USDT değil. Hemen Jasmi'nin teknik görüntüsünü alalım. Bizlere gerekli olan kırılımlar, bakınız burada çok bariz bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela Jasmi tarafında çok güzel alım fırsatı geldi arkadaşlar. Yani güçlü bir e, burada boğa görüntüsü söz konusu. Evet. Büyük bir çıkışın eşiğindeyiz diye düşünüyorum. E, önümüzdeki haftalarda yani buradaki derinlik kadar yukarı doğru bakınız 0 33 kadar ki şu anda 0 24'ler yani %50'lik bir getiri potansiyelinin halen olduğu düşüncesindeyim. Güzel de bir e, görüntü verdi bizlere. O görüntü nedir arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman bakınız dip noktalarımız şu şekilde alıyoruz. Dibi yeşil yapıyoruz her zamanki gibi. Tepe noktamızı şöyle aldığımız zaman bakınız güzel bir kırılım burada gerçekleşti. Ya bu anlamda Jasmi tarafında herhangi bir problem yok. Olumlu bir seyir hakim Jasmi'de. Ee, yani şu kısmı ben bekliyorum teknik olarak. Buranın fiyat etiketinde şöyle aldığımız zaman bakınız. Ortalama bu bantlar bizim için teknik hedeftir. Ki burayı test ettiğimiz zaman yüzdelik anlamda yüzde %37'lik bir potansiyel halen barındırıyor. Jasmi tarafı. Ha, retest yapabilir mi? Yani retest dediğimiz olay nedir? Şöyle geriye çekilip bir düzeltme yapıp tekrar alım fırsatı verir mi? Bu da ihtimaller dahilinde değerlendirilebilir Jasmi tarafında. Hemen günlükteki görüntü üzerinden tekrar şöyle baktığımızda indikatörler açısından herhangi bir problem yok. 3 günlük MACD in indikatörünü merak ediyorum. Çok bariz bir şekilde alım üretmiş durumda. Çoklu indikatör RSI hepsi alımda fena değil. Jasmine tarafı pozitif arkadaşlar. Öncelikle hedef noktamız e, buradaki 0.033'ler akabinde de yukarı doğru artık 0.044'ler diğer hedef bölgemiz. Bu da ilerleyen zaman dilimi içerisinde değerlendireceğimiz bir tablodur bizler için. Evet. Sushi örnek yine e, bir kripto para. Ki çok güzel yükseldi arkadaşlar. Bir tık daha buradan baktığımız zaman kırılım sonrası hareketi biraz daha aktif bir şekilde gerçekleşti. Bakınız hemen şöyle alalım sushi tarafını. Bunu bir logaritmik yapalım mı? Neyse kalsın. Şimdi sushi tarafındaki bir görüntüye baktığımız zaman şöyle yapalım bir logaritmik görüntüsüne bakalım. Buradaki kırılımlar biraz daha burada daha net ortaya çıkıyor. Bakınız bu logaritmik görüntümüz arkadaşlar sushi tarafında. Bakınız nerede kırılım gerçekleşmiş? Şurada. 6, 0, lerde kırılım gerçekleşiyor. Yol kat etmiş. Olumlu. Burada da teknik hedeflerde öncelikli olarak MA200 bandı 0.84'ler. Daha sonra sırasıyla karşımıza çıkan değerler nelerdir ona bakalım. 1.31 ve daha önceki tepe noktası 2.08 bantlar arkadaşlar. Yani burada güzel bir potansiyel halen var. E, dip noktadan e, potansiyel anlamda ciddi bir kazanç getiri elde edildi. Artık buradaki trend aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe sushi tarafında bakın. Şuradaki daha yukarıda oluşan dipler tepeler anlamında baktığımız zaman trendsel bir kırılım aşağı doğru gerçekleşmediği müddetçe herhangi bir problemimiz yok sushi tarafında. Evet. Formasyonal olarak olumlu. E, teknik anlamda düşen kırılım çok bariz bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şuradaki kanal boyu kadar zaten yukarı gitme potansiyelini hesapladığımız zaman bu kanal derinliği kadar yükselişin teknik hedefi bizleri nereye kadar taşıyabilir? Yani şöyle bakıyorum. Yani bir dolarların üzerinde bir suşi e, sushi şu anda hayalimiz, ümidimiz diyebiliriz sushi tarafında. Evet. Jasmine'e baktık. Sushi'ye baktık arkadaşlar. Devam edelim. Ha, güzel kriptolar var. Mesela Optimizm var. Daha önce baktık. Litecoin var. Mesela epey de ses çıkmayan Litecoin. Artık yani bir zamanlar mesela ilk kripto ile tanıştığımızda LTC, Litecoin çok ismini duyduk. Çok haşır neşir olduk biliyorsunuz sizlerde. Bakın burada kırılım gerçekleşmiş. Bariz bir şekilde. Şimdi bunu tekrar Evet lineer'e alalım. Evet. Şimdi lineer görüntüsü üzerinden baktığımız zaman şuradaki son derinlikler üzerinden gittiğimizde bakınız ne kadar güzel bir kırılımın geldiğini görüyorsunuz burada. Yaklaşık 64 dolarlarda kırılım gerçekleşiyor. E, şu anda 70 dolar bandındayız. MA200 kırılırsa hedef noktalarımız sıralı bir şekilde şöyle koyacak olursak arkadaşlar 76, 78 ve 89 bantları sıralı teknik hedef bölgelerimiz. Litecoin tarafında olumlu seyir devam ediyor. Hemen şöyle biraz daha grafiği büyük parçayı puzzle'ı görmek adına şöyle büyüttüğümüz zaman bakın nerelerden gelmişiz buraya. Evet önümüzde ciddi ataklar, ciddi e, refleksler yapabileceğimiz noktalar mevcut. Olumlu taraftayız. Total görüntüde herhangi bir sıkıntımız yok. E, şöyle tekrar 3 günlük grafiği al, aldığımız zaman bakınız Mekli indikatörlerini ben hep merak ediyorum 3 günlük grafikte. bakın çok bariz alım sinyalleri arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Litecoin tarafında olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sadece burada da yatırımcının korkacağı nokta işte ee, düzeltmeler noktasında. Kontrol mataya bakalım. Şimdi birkaç da kripto paraya bak şey hi hisseye bakalım arkadaşlar. Kontrol matik teknolojileri diyelim. Teknik görüntüsünü şöyle bir alalım. Evet. Oboların kralı oldu neredeyse. Omuz baş omuz, omuz baş omuz, omuz baş omuz. Evet omuz baş omuzlarla e, satış yemeye devam ediyoruz. Daha önce bakın tobo ile yolculuk yapmıştık ama 3 tane obo gördü bu arkadaşlar bu ise. Şu andaki görüntü itibariyle baktığımız zaman alt desteğimiz 47'ler de kırıldı. Yani, muhtemelen e, şu kısım bakın 32'ler pay ayıracağımız bir bölge olsun. Bakınız buralar pay ayıracağımız bölgeler olsun. Düşen kırılımı bizim için en önemli husustur diyoruz. Henüz o düşen kırılımı göremedik burada. Günlüğüne bakalım şöyle. Grafik görüntümüzü şöyle sıfırlayalım. Şimdi günlük bazda buradaki düşen kırılımı eğer gerçekleşirse alt hedeflerin çok bir önemi yok. Yani burada baktığımız zaman yaklaşık böyle 48 bantları üzerine yakın zaman içerisinde 48-49'lar Üzerine atabilirsek bir düşen kırılımına şahitlik etmiş olacağız. Yoksa aşağıda e, görüyorsunuz ilk e, ana hedef bölgesi 41 bantlar aşağı yukarı alındı. Eğer buralarda kırılırsa muhtemelen bir tık aşağıda 32-50'ler söz konusu olacak. E, umarım artık yeter diyeceğimiz noktaya gelir. Bir dönüş e, görüntüsünü buradan alırız. Diyelim arkadaşlar kontrol matik tarafında. Evet baktığımız zaman şuradaki dip çalışması Birinci dip bölgesi, ikinci dip bölgesi, burası da üçüncü dip bölgesi bir fırsat olarak değerlendirilebilir kontrolmatik tarafı. Evet. Devam edelim. Sabır, sabır, sabır arkadaşlar. Bakınız, bu işin e, artık buraya kadar gelmiş, buradan satayım, kurtalayım derseniz, bakınız gerçekten ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ya bu sıkıntıları yaşamama adına biraz daha artık bu süreçte sabrı ön plana çıkarmanız gerekir. Bakınız, sabrı ön plana çıkarmanız gerekir. Yoksa yani birilerine mal kaptırmış olacaksınız, birilerini zengin etmiş olacaksınız. Ee, yani bu noktada da artık e, tepe noktalarındaki o 300 dolarların altına sarktığı zaman çıkışını yapamayan arkadaşlarımızın yani burada çıkış yapmaların hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum. Evet devam edelim. Evet. Doğup e, doğusan boru. Şöyle yapalım. Evet. Kontrol mate'ye baktık. Evet. Doğup tarafındaki görüntü daha önce test etmiş olan tepe noktalarını artık desteğe dönüşme potansiyeli anlamında değerlendiriyoruz. Ama ve lakin buradaki yeni girişler için gerekli gördüğümüz şart koştuğumuz nokta şuradaki kırılımın gerçekleşmesi yönünde olacaktır arkadaşlar. Eğer buradaki düşen kırılımı gerçekleşirse ki yaklaşık 25 bandı gibi şu anda gözüküyor. İlerleyen zaman dilim içerisinde satış... Devam ederse bu rakamlar değişebilir. Şimdi e, birçok hissede de bakız MA200'lere yaklaşmışsak artık yani bir şeyin doğum sancısı demektir bu. Yani birçok hissede MA200 tabi ayrışanlar var, istisnalar var ama genel itibariyle MA200 bandına geldik. Birçok hissede dayandık. Umarım artık buralar bizim e, bir tutanak noktam, noktamız olur. Burada tutunarak tekrar yol alma gayreti içerisinde oluruz. Ama tekrar ediyorum. Yani hiçbir şekilde e, ee, burada kendinizden emin olmadığınız müddetçe nedir? İşte teknik anlamda düşen kırılımı gibi. Bakınız burada destek kırılımı gelmiş. Tehlike halen devam ediyor. Ama en azından şuradaki direnç hattı kırılırsa yukarı doğru olumlu düşünebileceğimiz bir seyir oluşur. MA 200'lerin altına böyle 22'lerin altına geldiğimiz takdirde bakınız aşağıda güçlü bir şekilde bizi bekleyen 19.40'lar mevcuttur durduğu tarafında. Devam edelim. Yiğit Yiğit'le alakalı uyarımızı yaptık daha önce sizlere. Dedik arkadaşlar şuradaki destek noktası. Daha önce destek, direnç, destek, destek olarak çalışmış. Kırılım sonrası işte dikkat edeceğimiz nokta burası. Yani tepeler daha aşağıda oluşmaya başladı mı? Başladı. Yani çizdik buraya. Bunun üzerinde bir kapanış gelmeli ki olumlu düşünebilmeliyiz dedik Yiğit tarafında. Çok sıkça da soruldu Yiğit. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz elimizden geldiğince sizlere anlatıyoruz, aktarıyoruz aktarıyoruz. Ama her şey bir yere kadar arkadaşlar. Yani bizim elimizde sihirli bir güç yok. Sihirli bir oluşum yok. Yani burada kırıldım geldi mi tepeler aşağıda oluşmaya başladı mı kardeşim gıcıklanacaksın burada. Aresay tepeleri zaten aşağıda. Gıcıklanacaksın. Ve maalesef bakınız buradan kırılım geldikten sonra 53-54 pantanla satış sert bir şekilde gerçekleşti. Şimdi Fibonacci seviyeleri yine bizim buradaki beslenebileceğimiz noktalar olarak değerlendirilebilir. Ümit kaynağımız hani dönüş noktalarını tespit etmek anlamında. Burası en dipli en tepe aranında 0618 bantlarına geliyor. 40 bantlar. Bir dönüş ümidi olabilir burası. Yani önümüzdeki haftaya yiğit eğer pozitif bir başlangıç yapabilirse -618 lerden gelecek dönüşle Öncelikli olarak 45 daha sonra da 49-50'ler Fibonacci seviyeleri anlamında karşımıza çıkabilecek unsurlar olarak değerlendirilebilir. Devam edelim. Arkadaşlar katır üyeliklerini yaparak katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz. Evet. Metur Ve tarafı daha önceki tepe noktasından 18.90'lardan reddini yemiş durumda. Şimdi burada bu 3 günlük sert düşüşün arkasından artık toplanıyoruz Buradan gideriz. Ümidine ne yapacaksınız? Hiçbir şey için kapılmayacaksınız arkadaşlar. Bakınız. Bakınız görüyorsunuz buradaki desteği. Kırılmış. Yukarı doğru bakınız bu direnç noktasında tutunuyor ama aşamıyor. Tekrar ne yapıyor? Red Şimdi MA 50 desteğimiz burada yaklaşık 15 seviyelere. bakınız. 15'in altındaki satışlarda sırasıyla 14 20 ve daha sonra bakınız 12'lere kadar 12 20'lere kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Tekrar bu hissede olumlu bir seyire bürünebilmek için pozitif bir görüntüyü e, burada yaşayabilmek için 16-29'ların üzerinde kapanışlar gelmesi lazım metur tarafında. 16-29'ların üzerindeki kapanışlar gelmeli ki tekrar ümitlenebilelim. Hatta buradaki oluşum anlamında da 16-29'un üzerine atması bizde şöyle bir ümidi de ne yapar tekrar aşılayabilir. Bakın bariz solumuz, baş bari sağımız şeklinde tepede oluşan bir görüntüdür ama önemli değil. Formasyon oluşumu Tobo mu toba? Biz ona bakarız arkadaşlar. Evet. Ben 16-29'ları bekleyemem. Diyorsanız buradaki takip edeceğiz en önemli unsur kapanış itibariyle buradaki düşen kırılımı olmalı. Yani ne olur burada böyle işte 15-68'ler gibi şu anki son görüntü 15-60'lar gibi. Bu seviyenin üzerine atarsa da yine olumlu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Metur tarafı. İndikatörler açısından baktığımız zaman henüz böyle bir alım sinyalinin geldiğini de görmüyoruz. Metur tarafında ki destek seviyelerimiz çok bariz bir şekilde burada çalışıyor. Bakın şu şekilde ortalama destek bölgelerini şöyle özetlediğimiz zaman. Buralar bizim için önemli arkadaşlar. Bakın. Kaç? 13.70'ler. Gelebilir mi buraya? Gelebilir. Geçmişten gelen bir destek hattının olduğunu söylüyoruz buradan. Evet. Devam edelim. Ülker tarafına bakalım şimdi. Ülker teknik görüntüsü. Evet. E, ülker tarafında 143'ün altı dikkat edeceğimiz nokta 143.8'de gelen bir kapanışımız var arkadaşlar. 143'lerin altına aman dikkat diyoruz arkadaşlar. 143 seviyelerin altına aman dikkat diyoruz. Burada bu değerin altına kapanış bizim altın oran dediğimiz 0.618'lik 132. Orası da kırılırsa zaten 132'ye geldiğimiz zaman buradan dönüşü netleştiremez isek Muhtemelen 117 bandını test etme olasılığımız söz konusu olacaktır. Ha Trend anlamında bir sıkıntı var mı? Şöyle baktığımız zaman birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek. Bakınız buralarda dördüncü destek. Bakın henüz alt desteğimiz kırılmadı. Bir defa bunu bilelim arkadaşlar. Yani burada şu anki geçmiş tepelerden bakın satış baskılarının karşılığı şu anda belki de alım pozisyonu haline gelecek burası. Evet şimdilik e, sınırda bekleyen bir ülker var. Eğer haftaya 143'lerin altında kırılımla gelir isek muhtemelen MA 200 bandı, 132 bandları da 130 bandları ortalama test edilebilir. Evet, Ülker tarafındaki görüntü bu şekilde. Dolar bazlı bakalım Ülker'e. Evet, dolar bazlı görüntüsüne bakalım Ülker'in. Evet. Bu da ülkenin dolar bazlı grafiği arkadaşlar. Ülker tarafında e, USD bazlı grafiğine baktığımız zaman tam böyle destekli olan bir ülke görüyoruz. Bakınız dolar bazlı. Ama 200 lira yaklaşmışız. Eyvallah. Bütün özellikler aslında burada dolar bazda da e, bir potansiyelin oluşma ihtimalini bizlere gösteriyor. Tabii ki burada endeksin genel gidişatı değerlendirmesi de bizler için önemli olacak. Şöyle baktığımız zaman geçmiş tepelerini yine buralarda mesela MA 200'ün altına bir tık sarkmalar olsa dahi 3.90 3.88 gibi desteğe doğru yaklaşık dolar bazlı şöyle %6'lık bir düşüş potansiyeli barındırabilir. Evet, barındırabilir. Hayır, trend anlamında halen tepeler aşağıda, dipler aşağıda devam ediyor. Şurada bir daha yukarıda tepe oluşturdu ama dip noktası anlamında böyle çok canlı daha yukarıda dip oluşumu gerçekleşmedi. Bakalım eğer ki pazartesi ülker tarafında pozitif bir başlangıç, alıcılı bir başlangıç, salı da bunu destekleyen iki günlük böyle pozitif bir hareket ülker tarafında buradaki daha önceki tepe noktası 4.60'ları hatta burayı da kırarak zirveye doğru yol alabilir. Evet. Ülkenin görüntüsü bu şekilde. Devam edelim. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım